Sevgili izleyenler, Mavi Karadeniz TV'den hepinize saygılar, selamlar sunuyoruz. Giresun'dayız, Giresun Atatürk Stadı'ndayız ve bugün saatler 13.30'u gösterdiğinde yine Giresun Spor, Gümüşhane Spor karşılaşmasını sizlerle buluşturacağız. Canlı olarak Mavi Karadeniz TV ekranlarına gelecek. Her zaman olduğu gibi yine maç öncesi röportajlarımızı gerçekleştiriyoruz. Yine maç yorumcumuz Fırat Akyol. Ve yine yönetim kurulu başkanı Sayın Fuat Kuş yanımızda. Maç öncesi tabii ki duygularını alacağız. Öncelikle maç yorumcusu Fırat Akyol beyefendi, hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkürler. Siz de hoş geldiniz Giresun'a. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Neler söyleyeceksiniz? Geçen hafta Sarıyer karşılaşması söz konusuydu. Bu maçın izlenimleri ve sonrasında ise bugün oynanacak olan Gümüşhane Spor karşılaşması ile ilgili. Buyurun. Giresunspor iyi bir trend yakaladı tabii ki. Sarıyer karşılaşması da bu açıdan çok çok önemliydi. İstanbul temsilcisi kendi evinde hiç mağlup olmamıştı. Beraberlik takımıydı. Zaten burada da aynı futbolu sergilediler. İstanbul'da da Yusuf Ziya Öniş'te. Giresunspor üstündü. Giresunspor'un kazanması gereken bir karşılaşmaydı. Ve futbolcular, teknik heyet bunun bilincindeydi. 90 dakika sonunda da 3 puan geldi. Bu karşılaşmada en fazla konuşulacak konu Fuat Bey'le karşılaşmayı anlatırken bizim hemen önümüzde olan olaylardı protokolde. Hiç yaşanmaması gereken olaylardı. Ne yazık ki bunlar oldu. Umarım bundan sonra bu tür olayları hiçbir statta görmeyiz. Çünkü protokolde yaşanıyor. Hani taraftarlar grupları arasında bir takım olaylar cereyan ediyor ama protokol örnektir. Örnek olması gerekirdir. Ama onu yapamadılar. Giresunspor Kulübü Başkanı'na, Bağcılar Belediye Başkanı'na, Sarıyer'in Başkanı'na bir saldırı söz konusuydu. Pek de hoş görüntüler olmadı. Sayın Kuş da canlı yayında söyledi. Zaten bize de çok sayıda mesajlar geldi. Bu görüntüleri siz niye yayınlayamıyorsunuz diye. Yasak olduğu için yayınlanamıyor. Doğrusu da aslında bu. Çünkü birçok kişi onu izliyor ve kötü örnek teşkil ediyor. Dediğim gibi bundan sonra gerçekleşmez. Giresunspor oradan o zor deplasmandan 3 puanı aldı ve geri döndü. Mehmet Birinci için de farklı bir müsabakaydı. Çünkü yıllar boyu Sarıyer'de görev yaptı. Ardından Giresunspor'a geldi. Gerçi üçüncü dönemi ama Sarıyer'de de bırakmış olduğu izlenimler vardı ki karşılaşma öncesinde taraftarlar Mehmet Birinci'yi tribünlere davet ettiler ve sevgi gösterisinde bulundular. Mehmet Birinci karşılaşmalarda agresif bir yapısı var futbolcuları ateşlemek adına ama geçtiğimiz hafta bunu gösterememişti. Maç sonrasında da söyledi, benim buraya karşı sevgim farklı dedi. Giresunspor dedi şu anda dedi ekmek yediğim yer ama burayı da unutamıyorum dedi. Evet. Açıkça bunları söyledi. Bu karşılaşma geride kaldı. Hayat bugüne dönelim. Bugüne dönelim. Hayat devam ediyor tabii ki. Futbolda dün yok, bugün var. Bugüne gelirsek eğer Gümüşhane Spor karşılaşması her iki takım açısından da çok ama çok büyük önem arz ediyor. İki tarafta çıkışta. Deplasman takımına bakıyoruz Gümüşhane'ye. Haftalardır onlar da mağlup olmuyor. Ev sahibine bakıyoruz. Giresunspor haftalardır galip geliyor. Gümüşhane Sarıyer gibi bir takım, kapanan bir takım, kontra atak futbolunu sergiliyorlar ve ardından buldukları golden sonra da yatarak 3 puanı veya 1 puanı hanesine yazdıran bir takım. Giresunspor Atatürk Stadyumu'nda çok çok iyi gidiyor. Bugün bu karşılaşmaya binlerce taraftar gelecektir. Zaten karşılaşma öncesinde yavaş yavaş tribünler dolmaya başladı. Giresunspor'un hedefi 3 puan, Gümüşhane'nin de tabii ki hedefi buradan en az 1 puanla ayrılabilmek ama ben ev sahibi takımı 3 puana daha yakın görüyorum. Çok teşekkür ediyorum Fırat Bey. Hemen yönetim kurulu başkanı yine maç yorumcumuz Sayın Fuat Kuş'a döneceğim. Fuat Bey, zorlu bir maç olacak. Neler söylemek istersiniz? Evet, Gümüşhane Spor'la aslında bizim kader, Giresunspor'un kaderi aynı. Gümüşhane'de oynanan maçı sevgili Fırat da az önce söyledi. Gümüşhane Spor galibiyetle tamamlamıştı. O maça kadar hem Giresun hem Gümüşhane adeta dökülüyordu. İki kötü takımdı. İki kötü takım acaba ne olacaktı? İki takım açısından da bir kurtuluş maçıydı. Ama her ne olduysa bu Gümüşhane galibiyeti hem Giresunspor'a yaradı hem Gümüşhane Spor'a yaradı. Ve iki takım da çıkışa geçti. Daha sonraki haftalarda hocalar değişti. Bir takım değişiklikler oldu. Ama futbol öyle enteresan bir şey ki işte 17-18 puan önde giden Hatay aradaki puan farkı Giresun'la 7'ye kadar düştü. Şimdi bu hafta çok ilginç maçlar var. Her ne kadar Giresun Gümüşhane maçı çok önemliyse de iki takım açısından çok önemli. Çünkü puan cetveline baktığımızda Gümüşhane 32 puanla 36 puanda Giresunspor var. Yani bugün Giresun yenerse 39 yapacak, Gümüşhane bayağı uzaklaşacak. Gümüşhane yenerse 35 yapacak, Giresun'a yaklaşacak. O yüzden
bir nevi Karadeniz derbisi diyebiliriz buna. Çok farklı bir maç olacak, evet. Şimdi Karadeniz derbisi diyebiliriz diyorum çünkü zaten Gümüşhane ile Giresunspor geçtiğimiz haftalarda da bunu paylaştık. Birbirlerine çok yakın iki il, birbirlerine kültür ve akrabalık bağları tıpkı Trabzon gibi birbiriyle çok ciddi bağları olan iki kulüp. Dolayısıyla birbirlerine yakın görüyorum. Ya biz de burada maçı anlatırken özellikle altını çizmek istiyorum. İki takımı da kendi takımımızmış gibi anlatarak bu maçı yorumlayacağız. Sevgili Fırat da burada. Gümüşhane maçı da bölgenin iki kardeş takımı olduğu için anlatırken de o üslupta o şey içerisinde anlatacağız. Gümüşhane Spor da bölge olarak Karadeniz'in bir takımı. Bizim takımımız. Bunu da altını çizmek istiyorum. Tabii Giresun Spor'un yayıncı kuruluşu olduğumuz için Giresun Spor'un maçlarını verdiğimiz için tabii televizyonumuz açısından da ayrı bir önem arz ediyor. Şimdi asıl bu haftanın bombaları Hatay Spor Göztepe maçı aynı saatte başlayacak. Gerçekten çok ilginç bir maç ve hemen çarşamba günü, onu da buradan söylemek istiyorum, çarşamba günü de bir maç oynayacağız. Tokat maçı, hafta içi de bir maçımız var. Sevgili Fırat'la birlikte Tokat'ta olacağız. Ama orada da çok ilginç iki tane maç var. Onun altını çizmek istiyorum. Pendik Hatay maçı. Yani Hatay Spor iki hafta, yani bugün ve çarşamba günü eğer bir çelme gelirse Hatay Spor'a, gerçekten o zaman Giresun Spor'un direkt çıkabilir mi çıkamaz mı konuşmaya başlayacağız. Başkanı görüyorum, hocayı görüyorum. Hoca geliyor. Artık bizimle yapılan röportajlar da böyle bir şey haline geldi. Hocam da geliyor. Ben mikrofonu sevgili Fırat'a vereyim. Sayın Kuş'a çok teşekkür ediyoruz. Sevgili hocam hoş geldiniz. Evet, yine önemli bir karşılaşma arefesinde sizlerle beraberiz. Karşılaşmanın başlamasına da az bir süre kaldı. Geçtiğimiz hafta alınan bir galibiyet, Sarıyer karşılaşması. İsterseniz oradan başlayalım. Tabii geçen hafta galibiyet bizim için çok önemliydi. Çünkü Sarıyer'de küme mücadelesi eden bir ekipti. Yani bu maçlar onlar için ölüm kalım maçı gibiydi. Tabii kazandığımız için mutluyuz. Tabii daha zor maç bugünkü maç. Çünkü bugünkü maçta Gümüşhane takımının da çok iyi bir çıkışı var. Bildiğim kadarıyla 5-6 haftadır da pek yenilgileri yok. İyi bir çıkış yakaladılar. Onlar tam playoff'tan kopmamak için mutlaka maçı asılacaklar haklı olarak. Yani zor bir maç. Bizim için de zor bir maç. Ama eğer bugün biz Gümüşhane'yi yenersek matematiksel olmasa bile Gümüşhane'yi playoff dışına atmış gibi olacağız. Tabii Gümüşhane takımı da bunun bilincinde. İnşallah iyi oluyor. Her iki takıma da başarılar diliyorum. Hocam Gümüşhane'yi daha önce takip ettiniz. Analiz yaptınız. Nasıl görüyorsunuz Gümüşhane'yi? Tabii Gümüşhane takımını hem Sarıyer takımıyla beraber oynamıştık. Orada izlemiştim. Daha sonra analizci arkadaşımızı da maçlara gönderdik, baktık. İyi bir ekip, çok koşan bir ekip, savaşan bir ekip, birlik beraberliği olan bir ekip. Yani bu ligde ses getiren bir ekip. Samet bugün yok, önemli kozlarınızdan bir tanesi. Geçtiğimiz hafta sarı kart gördü. Onun yerine Ozan'ı görüyoruz. Ozan'dan beklentiler neler? Şimdi şöyle, bizim takımımızda A şahsı, B şahsı diye bir şey olmaması hiç önemli değil. Bu Giresun Spor takımı. Hele bende bahane hiç olmaz. Yerine koyduğumuz arkadaş onun kadar veya ondan daha iyi de olacağına inanıyorum. Yani bende öyle bahaneler olmaz. O yok, bu yok diye. Çıkıp herkes formasını, hakkını verecek. Hocam, Hüsamettin'in bir sakatlığı vardı karşılaşma öncesinde. Şu anda kendisini ilk 11'de görüyoruz. Bunun için neler dersiniz? Hüsamettin'in kasığında bir ağrı vardı. Onun için cuma günkü en son antrenmanda kendisini dinlendirdik. Yani şu anda öyle fazla abartılacak bir olay değil. Ama tabii ilerleyen zamanlarda ne olur bilemiyorum. Veya maç içinde ne olur onu bilemiyorum. Eğer öyle bir şey olursa zaten tedbirimizi alacağız. Bu karşılaşma öncesinde hafta içi çok güzel gelişmeler yaşandı Giresun'da. Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu sizi ziyaret etti. Çocuklar geldi, liseli öğrenciler size tatlı getirdiler. Bunlar için düşünceleriniz nelerdir? Özellikle de Sayın Aksu'nun yapmış olduğu ve ardından Mustafa Bozman'ın açıklaması vardı. Maç başı primleri en yakın ve primleri en yakın süre içinde ödeyeceğiz. Hiç merak etmesin teknik heyet ve futbolcular dediler. Şimdi şöyle tabii, burası Giresun Spor takımı, Giresun için bir markadır. Tabii Giresun'un başında da mülki amirler geliyor. Bunların bir tanesi de Sayın Belediye Başkanımız. Tabii ki katkıları belediye başkanının haricinde bildiğim kadarıyla siyasi kişiler de
Giresunspor'a yardımda bulunuyor. Bu tabii Giresunspor için çok güzel bir şey. Tabii Kerim Bey'in maç başı ödemelerini söylemesi de artı bir motivasyon oldu çocuklar için. Hafta içi tabii ziyaretlere gelince tabii gurur duyuyoruz. Gelen mini mini çocuklar, delikanlılar, spor okulu geldi. Küçük 23 Nisan gibi bir olay oldu. Böyle küçücük çocuklarla. Çok hoşumuza tabii gidiyor. Tabii bu takımı desteklesinler. Bu takım inşallah playoff oynayacak, buna eminim. Ama yukarısı da gelirse ona da bir şey demem yani. Hocam bir de şöyle bir durum var. Sizin 3. döneminiz ve 3. dönemde çok önemli bir yere doğru Giresunspor yol alıyor. Yaklaşık 20-25 yıllık bir rekor kırılmak üzere bugün galibiyet gelirse. Şimdi şöyle tabii, daha önce de bu takıma hizmet etmiş olan arkadaşlarımız güzel şeyler yapmışlar. Söylediğiniz gibi 7-8 maçta hiç yenilmemişler. Onları tabii kutluyorum. Ona da Giresun tarihine imza atmış arkadaşlarımız. Tabii şu anda bizim için önemli olan böyle bir başarıyı egale etmek veya yenilemek değil. Önemli olan bizim 3 puan almamız. Tabii bugünkü 3 puan alsak iyi olur. Kötü bir şartta da biz tabii hedefimizden şaşmayacağız. Yine de bu takımın hedefi, ki olacak da, playoff kesin diyorum. Ama daha sonra playoff'tan sonra ne olur onu şu anda tabii kestiremem. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Evet, sayın hocamızı gönderiyoruz ve kulüp başkanı Mustafa Bozbağ yanımıza geliyor. Sayın Bozbağ, hoş geldiniz. Evet, haftalardır çok iyi giden bir takım ve siz de bu takımın başında yer alıyorsunuz. Sıkıntılar tabii ki oluyor ama siz de son haftalarda bir hayli mutlusunuz. Özellikle geçtiğimiz hafta zorlu deplasmanda alınan 3 puan Sarıyer karşılaşması ve bugün Gümüşhane ile oynuyoruz. Tabii biz artık maç maç değerlendiriyoruz. Kendi evimizde, seyircimizin önünde kazanmak istiyoruz. İnşallah kazanırız. Her zaman aynı şeyi söylüyoruz. Biz iyi günde de kötü günde de her zaman bu takımın yanındayız. Çok kötü günler de geçirdik. Şimdi iyi günler geçiriyoruz. Ama her türlü taraftarımız, şehir arkamızda. O yüzden çok mutluyum, gururluyum. İnşallah bugün de çocuklar gereğini yaparlar. Üst sıralar için bir galibiyet de alırız. Zor maç ama maç sahada kazanılıyor. İnşallah performanslarıyla bugün herkesi mutlu ederler. Hafta içi önemli gelişmeler yaşandı. Giresun, evet. Belediye Başkanı Kerim Aksu ziyarette bulundu. Evet. Vekillerden bir takım sözler geldi. Evet. Çok güzel şeyler bunlar. Yani insan gerçekten çok mutlu oluyor. Çok gurur duyuyor. Bütün şehrimiz gerek Nurettin Canikli'ye, gerek Kerim Aksu'ya, gerek Sayın Valimize herkes destek oluyor. Bu şehir onlara oy attı. Onları seçti. Bu şehrin mülki amirleri onlar. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Kerim Bey hafta içinde geldi. 8 maç başımızı karşıladı. Bu ciddi bir oran. Sayın Vekilimiz 500 milyarlık bir kaynak aktarıyor. Sayın Valimiz hep arkamızda, her şeyimizle ilgileniyor. İnanın bu beni çok mutlu ediyor. En azından bizden sonra gelecek arkadaşlara da kalıcı bir şeyler bırakabilirsek beni çok mutlu edecek. Giresun'un tek sıkıntısı birleşememek. Ben buradan bütün eski başkanlara, idarecilere, herkese sesleniyorum. Yani bu takıma sahip çıksınlar. Hep beraber sahip çıkalım. Bugün ben varım, yarın başka birisi var. Hiç önemli değil. Tek önemli şey Giresun. Sayın Bozbağ, sahip çıkılmaktan bahsettiniz. O zaman 22 Mart'tan söz edelim. Evet. Giresun Spor ve Yeşil Giresun Belediye adına önemli bir tarih. Bu tarih içinde biletler basıldı. Evet. Ve o bilet satışları da bildiğimiz kadarıyla hafta içinden itibaren, evet, başladı. Nasıl, gelişmeler nasıl? Gayet olumlu. Dün akşam Giresun Belediye Spor arkadaşlarla toplantı yaptık. Ben onları ayıramıyorum. Onlara da Girespor diyorum. Biz bu şehrin takımlarıyız. Bu şehrin İki takımı da bu taraftarı, bu halkı mutlu ediyor. İnşallah mutlu etmeye devam eder. Gece içinde ciddi bir destek istiyoruz. 1 milyar lira, bunu belki çok pahalı görenler olabilir ama sonuçta bir destek gecesi. Bunu böyle düşünürlerse çok... Bir parantez açsak, 2 kişi mi 1 milyar lira? 2 kişi 1 milyar lira. Yani bunu bir destek olarak görsünler takımlarına. Her zaman onlara müteşekkiriz. Bu konuda da inşallah bizi yalnız bırakmazlar.
Çok teşekkürler Sayın Bozma, başarılar diliyorum. Evet Sayın Kuş, iki tarafında görüşünü aldık. Sayın Hocam diyor ki bu karşılaşma ve gelecek karşılaşmalar çok önemli. Artık bu maçı alırsak playoff havasından tamamen böyle yukarılara doğru çıkarız. Şampiyonluğa doğru yürürüz. Buna da hayır demem diyor. Sayın Bozbağ da gelen destekler için herkese ama herkese teşekkür ediyor. Fırat, şimdi bilet konusuna geleceğim. Yani bilet konusunda herkesin sahip çıkması lazım, destek çıkması lazım. Bunu seninle biz maç içerisinde bol bol söyleyelim. İzleyici tabii daha çok maç zamanı, maç saatinde biliyorsun çok fazla ekran başına geçiyor. Ama şunu belirtmek istiyorum. Yani öyle enteresan bir hafta ki eğer bugün sen galip gelirsen ardından Hatay Göztepe maçı ve haftaya Pendik Hatay maçı o yukarıyı alt üst edecek. Yani bak, Pendik de senin rakibin, Göztepe de senin rakibin, Hatay da senin rakibin ve bu dört takım Pendik, Hatay, Göztepe hepsi birbirleriyle maç yapacak. Yani orada ortaya çıkacak bir puan kaybı bence grubun dengesini alt üst edecek. Dolayısıyla bu çok önemli. Ya bugün bu haftalar çok önemli. Giresunspor'un hani direkt çıkabilmesi açısından söylüyorum. Hani biz bundan 4-5 hafta önce veya 10 hafta önce bırak direkt çıkmayı, bu takım ligde kalır mı kalamaz mı bunu konuşuyorduk seninle. Ama futbol öyle enteresan. Bizi getirdiği nokta bugün acaba direkt çıkabilir miyiz konuşuyoruz. Gece var dedi başkan. Gecenin tarihini sen biliyorsun. 22 Mart. 22 Mart'ta bir gece var. Seçimlerden önce bir gece. Biz biraz de bu... biraz da talihsizlik oldu. 23 Mart'ta Pendik karşılaşması vardı. Ama sınav nedeniyle 22 Mart'a alındı. O konuda tabii ki yönetiminde bir takım girişimleri olacak. Büyük bir ihtimalle futbolcular yetişemeyebilir. Çünkü karşılaşma 13.30'da 4'te veya 5'te stat'tan çıktıklarını düşünürsek 6 uçağıyla dönecekler veya 5.30 uçağıyla dönecekler. 7.30'da Trabzon'da olacaklar. 9-9.30'a doğru ancak geceye yetişebilir futbolcular. Öyle gözüküyor ve yöneticiler. Tabii buradan bu biletleri alan takımına sahip çıkan, destek olan ve bilet satın alan taraftarları biz bu maç esnasında ekranın altından geçireceğiz. Böyle de bir Giresunspor'a böyle de bir desteğimiz olsun. Bu bilet alanların biz 0216-639-0274. Tekrar ediyorum, 639-0274-75 numaralı telefonlardan bizi arayabilirler. 0216-639-0274 ve 75 numaralı telefondan. Bunu da seninle işleyelim yayın esnasında. Takımlar maç esnasında haftaya Tokat maçı var. Ardından yine buradayız. Aydın maçı var herhalde değil mi? Evet. Aydın maçı var ama yine söylüyorum sevgili Fırat. Eğer bugün yani Giresunspor'un galibiyeti halinde Hatay Spor Göztepe ile oynuyor. Hani Hatay Göztepe'yi yense bu sefer Göztepe çok ciddi bir darbe alacak yukarıda. Ve beraberlik Giresunspor'un işine çok yarar. Giresunspor sizin dediğiniz gibi 3 puanı alırsa. Evet, hemen çarşamba günü yani bizim Tokat'la oynadığımız çarşamba günü ki Tokat'ın da puan durumuna bakıyorum. Haftaya oynanacak maç 23'te Tokat'ta artık düşme onlardaki potasına doğru girmişler. Ya. Evet, yayınımızı artık bitirelim, biz yerimize geçelim. Söyleyeceğim bir şey varsa birazdan da maçı anlatmaya başlayacağız. Evet, şunu hemen belirtelim. Tabii ki Ertuğrul Bey'e bırakacağım mikrofonu. Dün Yeşil Giresun Belediyespor galip gelmeyi bildi İTÜ karşısında. Dün sevinç vardı. Bugün sevinç ikiye katlanabilir. Az sonra da sevgili izleyenler canlı yayında tekrar sizlerle beraber olacağız. Şimdilik sözü ben Ertuğrul Bey'e bırakıyorum. Bizden bir yere ayrılmayın. Buyurun. Fırat Bey, Fuat Bey çok teşekkür ediyorum. Sizleri yerlerinize alıyoruz. Sevgili izleyenler, birliklerimize devam edeceğiz. Zaten 13.30'u gösterdiğinde Giresunspor karşılaşmasını sizlerle canlı olarak buluşturacağız. Şimdi merkez stüdyolarımıza döneceğiz. Giresun Atatürk Stadı'ndan ve ben Ertuğrul'dan, Tosun Paşa'dan saygılar, selamlar efendim. Bizlerden ayrılmayın.
çökmez ki ayazım. Güneş seninle doğar, üşütmez ki ayazım. İçimizde bir tutku, yeşil ile beyazı. İçimizde bir tutku, yeşil ile beyazı. Senle güler yüzümüz, sevincimiz hep sensin. Senle güler yüzümüz, sevincimiz hep sensin. Şanlı girersin spor, sen bir ömre bedelsin. Şanlı girersin spor, sen bir ömre bedelsin. Yeşil çotan arma, şampiyonluk yakışır. Yeşil çotan arma. Yeşil, beyaz. Senle güler yüzümüz, sevincimiz hep sensin. Senle güler yüzümüz, sevincimiz hep sensin. Şanlı girersin spor, sen bir ömre bedelsin. Şanlı girersin spor, sen bir ömre bedelsin. Sakarya Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü çok güzel bir restoranımızın önündeyiz. Hı hı. Şimdi İstanbul'dan Sakarya'ya buraya ücretsiz turlarla düzenlediğimiz müşterilerimizi bekliyoruz. Burada, hı hı, birazdan onlar gelecekler ve hep beraber ailece kahvaltımızı burada yapacağız. Hı hı. Ondan sonra firmamızın bünyesinde yapmış olduğumuz, hı hı, binalarımızın tanıtımına geçeceğiz. Hı. Ev sahibi olmak isteyen misafirlerimizle birlikte çok güzel bir kahvaltı salonundayız. Daha sonra ne yapacağız Abdullah Bey? Şimdi hep beraber bir aile ortamında kahvaltımızı yapacağız. Bundan sonra hep beraber yapılarımızın tanıtımına geçeceğiz. Dairelerimizi gezmeye gideceğiz hep, evet, birlikte yani. Son yılların tatil gözdesi Karasu'dayız. Abdullah Bey'in de ortağı olduğu Özdemir Akgrup İnşaat'ın yapılarının bulunduğu bölgedeyiz. Abdullah Bey, öncelikle ev sahibi olmak isteyenler neden sizce Karasu'yu tercih etmeli? Karasu bir kere... Yani gezilecek, görülecek tatil bölgelerinden
İstanbul'a yakın olan en yakın bölgelerden bir tanesi. Hı hı. Ve dünyanın en uzun ikinci kum plajına sahip bir bölge. Hı hı. Şimdi şöyle bir şey düşünün. 28 kilometre boyunca dümdüz, upuzun bir alan düşünün. Hı hı. Ve bunun her metrekaresinde insanların denize rahatça girebileceği, yani rahatça tatilini yapabileceği bir bölge. Hı hı. İkincisi denizin mavisi, doğanın yeşili ve tertemiz oksijeniyle burada dört dörtlük tatil yapabileceğiniz, eğlence mekanlarının olduğu, rafting sporlarının, işte Sakarya Nehri'nin, Meren Nehri'nin bir arada olduğu, ATV turlarının düzenlendiği, sosyal aktivitelerin burada yapıldığı, çeşitli şekilde her türlü işte yaşlısına, gencine, bütün ailelere hitap edebilecek bir tatil yaşamını sağlayabilecek bir yer olmasından dolayı hani Karasu şu anda ön planda. Peki ev sahibi olan izleyiciler karar verdiklerinden sonra buraya ulaşımları kolay olacak mı? İstanbul'la buranın arası 170 kilometre. Ama yapılan bir Karadeniz sahil yolu var. İşte Karadeniz sahil yolu yapıldıktan, bitirdikten sonra daha kısa bir mesafeye inecek. İstanbul'dan birçok otobüs firmalarıyla yine burada 170 kilometre, 2-2,5 saatlik bir zamanda buraya gelebiliyorsunuz. Ki yakında bu işte 3. liman projesi var. O yapıldıktan sonra düzenlenecek İdo seferleri var. Deniz otobüsü seferleriyle buraya gelebileceksiniz. Yine bir hızlı tren projesi var. Evet. Hızlı trenle de burada yine ulaşım daha yakın olacak. Yani aslında sadece ev sahibi olmak isteyenler değil, aynı zamanda yatırım yapmayı düşünenler de faydalanabilir. Tabii, tabii. Bölge şu anda hızla ilerleyen bir şekilde değer kazanıyor. Hani şu anda bizim yapmış olduğumuz yapıları zaten görüyorsunuz. Birinci sınıf kaliteli yapılar. Yani şimdi bugün bu ekonomik şartlarda anlamlı yapılar bölgenin bu projelerin, devlet projelerinin burada bitmesiyle beraber ileride çok daha fazla değer kazanacak. Yani. Bu daireleri yazlık diye adlandırıyoruz ama ev sahibi olduktan sonra kışında oturmayı düşünseler oturabilecekler mi? Bizim bütün yapmış olduğumuz yapılarda ses yalıtımı, ısı yalıtımı, montalama zaten binalarda da gördüğünüz gibi hepsi mevcut. Evet. Kalorifer tesisatı hepsi döşeli. Biz yazlık adı altında satıyoruz ama isteyen müşterilerimiz, yani şu anda görmüş olduğunuz gibi sitede, yani güvenliğimiz, bakıcımız hepsi var ve kışın da burada rahatça kalabilirler. Peki her bütçeye ve her kesime hitap eden daireleriniz mevcut mu? Yani kaç oda, kaç salon ya da apartman mı hepsi, villalarınızda var mı? Şimdi bizim çeşitli projelerimiz var. Bireysel yaptığımız binalar da var. İşte sitelerimiz de var. Şu anda zaten burada aquaparklı, yüzme havuzlu, fitness salonlu, sosyal aktiviteli bir sitemizdeyiz. Şimdi burada 1+1 dairelerimiz bizim, yani bireysellerde 42.500 liradan başlıyor 57.500 liraya kadar. 2+1'lerimiz 57.500 liradan başlıyor 80.000 liraya kadar. 3+1'lerimiz 80.000 liradan başlıyor 100.000 liraya kadar devam ediyor. Ve çatı dubleksi, 4+1 dublekslerimiz var. Bunların fiyatları da 110 bin liradan başlıyor, 130-140 bin liraya kadar devam ediyor. 1+1'lerde 10 bin peşin veriyorlar. Firma bünyemizde 36 ay taksit imkanı sağlıyoruz. 2+1'lerimizde 15 bin ya da 20 bin peşinde yine 36 ay. Peki şimdi bizi izleyen izleyicilerimizden ev sahibi olmak isteyenler sizinle nasıl irtibat kuracaklar? Evleri görmek isteyeceklerdir. Nasıl girip görecekler? Mavi Karadeniz televizyonunda çıkan reklamlarımızda dönen numaralarımız var. O numaralardan bize ulaşabilirler. İsterse çağrı bırakabilirler. Biz onlara geri dönüş yapıyoruz. Ücretsiz servislerimiz var. Ortak bir buluşma alanı belirliyorlar. Onları bulundukları yerden alıyoruz, Karasu'ya getiriyoruz. Hep beraber güzelce, ailece bir yemek yiyoruz. Daha sonra firmamızın yapmış olduğu bünyesindeki bütün yapıların hepsini gezdiriyoruz. Bundan sonra da beğenmiş olan, yani beğendikleri yapıları olan varsa sözleşmemizi yapıyoruz. Satış imzalarımızı yapıyoruz. Eğer almak istemeyen olursa, beğenmeyen olursa da hepsini hep beraber ücretsiz turlarımızı evlerine kadar gerisi geriye bırakıyoruz. Reklamlarda gördük, telefon açtık, bizi gelip evimizden aldılar. Buraya geldik, evleri falan gezdik. Evler çok aşırı derecede güzeldi yani, çok hoşuma gitti. Evin fiyatı çok güzel, ev de çok güzel. Hemen alalım dedim, sağ olsunlar kırmadılar beni ailem. Televizyondaki reklamları duyduk, Mavi Karadeniz TV'deki reklamları duyduk. Ücretsiz tur varmış, bir gelelim, gezelim, dolaşalım dedik. Geldik, gezdik, doğasını beğendik, deniz güzel. Almaya karar verdik. İyi de oldu, fiyatlar da çok uygun. Mavi Karadeniz reklamlarından gördük. Telefon numaralarını aldık. Telefon açtık, geldiler bizi aldılar. Geldik, baktık, beğendik, çok da memnunuz.
Giresun. 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 Cici Saray Verdol. Bize gelin, rüya gibi bir düğün yapalım size. Cici Saray. Mutluluğun başlangıç yeri. Giresun. 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 ...2010-2011 sezonu Giresun Spor Kulüp Başkanlığı yaptım. Tüm Giresunlu hemşehrilerimin de Giresun Spor'a katkıda bulunmalarını özellikle istirham ediyorum. Giresun Spor'a başarılar diliyorum. Eviniz veya iş yeriniz, güvenliğe ihtiyaç duyduğunuz her yerde biz varız. Bilgisayar ve cep telefonunuzla dilediğiniz her yerden Expotek kamera ve kayıt cihazlarıyla görüntüleyebilirsiniz. Sorun güvenlikse çözüm Expotek. Türkiye genelinde bayilikler bitecektir. www.şükürelektronik.com.tr. Eski günlerin özlemiyle Yiğit İnşaat olarak 2013-2014 yılında Giresun sporumuza başarılar diliyorum. Giresun. Bahat Sağlık Grubu'nun katkılarıyla Giresun Spor Gümüşhane Spor maçı başlıyor. Daha iyi günler dileklerimizi sunuyoruz. Merhabalar. Spor Toto 2. Lig 22. hafta maçı Beyaz Grup'ta Giresun Spor Gümüşhane Spor arasında oynanacak. Karşılaşmayı Bora Budak, Mehmet Caner, Karataş, Ünal Doğru üçlüsü yönetecek. Erhan Gündoğdu 4. hakem. Konuk ekibe baktığımızda Gümüşhane'ye Hasan Yaranlı, Tekin Adar, Yılmazcan Taşkıran, İzzet Akgül, Burak Sarı, Ali Kılıç, İskender Köksal, Selçuk Bice, Taner Koç, Fırat Hekimoğlu ve Bilal Isağ görüyoruz. Teknik direktör Murat Gürkan Zora. Giresunspor'a ev sahibine geldiğimizde Eray Çalışkan kalede. Selim Akbulut, Ergün Çakır, Ozan Kılıçoğlu, Eşref Koçak, Emre Özivken, Hasan Güleryüz, Özgür Yılmaz, Çağrı Ortakaya, Cihan Yeşilırmak ve Hüsamettin Tut 11'de teknik direktör Mehmet Birinci. Karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre var sevgili izleyenler. Geçtiğimiz hafta Sarıyer maçında yine sizlerle beraberdik.
Ve az önce canlı yayın öncesinde de Sayın Kuş Tokat karşılaşmasında, ardından Aydın karşılaşmasında canlı yayınların olacağını ve Mavi Karadeniz'in sizlerle beraber olacağını bir kez daha dile getirdi. Giresunspor'un olduğu her yerde Mavi Karadeniz var. Bu sakın ama sakın unutulmasın diyoruz. Sayın Kuş, karşılaşmaya Giresunspor başlayacak. Görüntü öyle. Evet. Kırılma maçlarından bir tanesi, önemli maçlardan bir tanesi sevgili Fırat. Hava güzel, yani futbol oynamak için çok güzel bir hava. Ne sıcak ne soğuk, tam orta bir hava. Saha güzel, zemin güzel. İki kardeş takım, Giresunspor ve Gümüşhane Spor karşı karşıya geliyorlar. Dostluk, sevgi içerisinde geçsin diyoruz. Çünkü iki kardeş takım, altını özellikle çizmek istiyorum. İyi oynayan kazansın, klasik bir cümle gerçi ama çok fazla böyle kargaşasız, gürültüsüz bir maç diliyorum. Karşılaşma başladı sevgili izleyenler. İki takıma başarılar diliyoruz. Giresunspor başladı. Çarduan uzun bir top. 2.77 numaralı. Karşı karşıya bakalım Cihan alabilecek mi? Top oyunda devam ediyor. Cihan yaptı ortasını, ceza sahası içinde. Orada tehlikeyi uzaklaştıran Bilal oldu. Topu taca gönderdi. Giresunspor hızlı başladı karşılaşmaya. Hasan Güler yüz taç atışı kullanacak. Hasan. Ergün Gözül indirdi. Ozan. Ozan bıraktı Çağrı. Hemen yanında Eşref. Sert bir vuruş. Defanstan geri döndü Hüsamettin. Selim'le oynadı. Selim. Ergün. Eşref. Eşref'in ortası. Taner. İkili mücadele. Yılmaz Can yerde. Hüsamettin'in yanına çağırıyor. Karşılaşmanın hakemi Bora Budak. İkazda bulunacak kendisine. Biraz daha sakin olmasını istedi Hüsamettin'in. Serbest vuruşu Taner Koç kullanacak Gümüşhane Spor'da. Taner. Topun başında olan isim kırmızı beyazlı ekipte. Gümüşhane Spor'da teknik direktör değişikliğine giden de takımlardan. Dilek kaleci Eray çift yumrukla uzaklaştırdı. Offside. Yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Mehmet Karataş. En direkt vuruş Giresunspor'un. Kaleci Eray. Hemen yanında Özgür var. Yerinden kullanmasını istiyor karşılaşmanın hakemi. Eray. Cihan ve Ergün işaret ettiler. Ergün. Hüsamettin. Cihan. Hüsamettin kaçtı. Ceza sahası içine yaptı ortasını. Orada uzaklaştıran Tekin. Çağrı. İki oyuncu birden sıkıştırdı. İzzet. Hüsamettin'den Özgür. Kalecisi Eray'a kadar uzanan bir top oldu. Özgür. Ergün kafayla indirdi. Taner. Serbest vuruş Gümüşhane Spor'un. İkili mücadele. Taner ve Cihan arasında mücadeleyi kazanan Gümüşhane Spor oluyor. Serbest vuruş kullanacak konuk ekip. Kaleci Hasan Yaranlı. Atatürk Stadyumunda 3 dakika geride kaldı. Karşılaşma başladığı gibi devam ediyor sevgili izleyenler. 0-0. Bir kez daha izliyorsunuz mücadeleyi. Cihan korner bekledi. Serbest vuruş. Özgür. Taç atışı Gümüşhane'nin. Taner kullanacak. Taner Koç. Yılmaz top istedi. Hemen yanında Bilal var. Uzun bir taç atışı. Özgür araya girdi. Çağrı. Ergün. Ergün indirdi. Eşref. Hızlı bir top oldu. Kaleci Hasan'a kadar giden Meşin Yuvarlak. Orada topu Ergün'le buluşturmak istedi ama isabetsiz bir pas kaleci Hasan'da.
Hasan. Ayaklarıyla topu oyuna soktu. Çağrı yükseldi. Cihan. Özgür. Çağrı. Taner. Ozan aldı. Evet, Ozan da ilk defa oynuyor diyelim artık. İlk 11'de başladı. Samet'in yokluğunda Mehmet Birinci Ozan'a görev verdi. Bileklerine hakim bir oyuncu. Tabii ki çok şeyler bekleniyor kendisinden. Samet'in. Çağrı. Bilal. Fırat. Hasan. Toptaca çıkıyor. Gümüşhane Spor kullanacak. Selim. Bir taç atışı daha. Fırat kullanacak. Konuk ekipte taç atışını. Zaman zaman tribünler ekranlara geliyor. Bilal. Bilal'i karşılayan Eşref. Eşref aldı. Ozan. Ozan'dan Emre. Selçuk Bice. Fırat orta. Özgür. Ceza sahası içi. Tekin. Orada Selim, tecrübeli bir isim, geldi. Uzaklaştırdı. Cihan. Ergün. Topu ayağından fazla açtı. Top yine Giresunspor'da. Emre yaptı ortasını, orada Taner var. Yılmaz indirdi. Hızlı bir top alabilecek mi Yılmaz? Beşi yuvarlak dışarı çıkıyor. Hüsamettin. Hüsamettin'den Eşref. Çağrı. Geriye döndü Selim. Selim'den Özgür. Selim de yaklaşık 8-9 hafta formasına kavuşmak için bekledi ve 3 haftadan bu yana da ilk 11'in değişmez ismi oldu. Onur Demir sarı kart görünce, cezalı duruma düşünce formayı kapan isim oldu Selim. Ozan. Hasan pas istedi, aldı. Hasan Güleryüz. Çok sert bir orta. Kaleci Hasan, evet. Yaranlı. Kaleye vurdu orada Fırat. Yani orta şut karışımı derler ya futbolda. Evet. Böyle bir şeydi. Şimdi Giresunspor haftalardır iyi başladı. Birçok yani galip geliyor Giresunspor. Evet, güzel oynuyor. Sıkıntı yok. Her şey çok güzel ama dikkat edersen bu maçın farklı bir özelliği var. Bu maçta şu ana kadar 7 dakika içerisinde Giresunspor baskın başladı. Belki bir teknik olarak böyle bir düşünülmüş bir olay. Yani oyun durdu. İstersen bunları izleyicilerimize aktaralım. Yani Giresunspor haftalardır ilk defa basarak biraz daha hızlı, topu hızlı oyuna sokup hızlı sonuca gitmeyi planladı. Bu da sahaya yansıdı. Bu zamana kadar Giresunspor'un 7-8 haftadır denemediği bir taktikti bu. Tabii Giresun'da her şey müsait dedik. Saha, zemin, seyirci, her şey güzel. Hava da güzel. Gümüşhane Spor da aynı havayı yakalamış durumda. İki takım açısından çok enteresan bir maç olacak. İzleyicilerimiz de bunu bizden de yani en az bizim kadar onlar da ekranları başında heyecanlılar. Burak Sarı'nın sakatlığı vardı sevgili izleyenler. Şimdi oyuna dahil oldu. Hasan. Selim'in kontrolünde. Toplaca çıkmadı. Selim aldı. Selim'den Özgür. Orada riskli bir hareket. Toplaca çıkıyor. Hüsamettin. Cihan. Ergün'den Cihan. Ozan. Cihan yerde. Hakem çok yakın pozisyona. Düdüğünü çaldı. Serbest vuruş. Bu kez yerde kalan isim Taner Koç oldu. Bora Budak geldi. Futbolcuya yardımda bulundu. Bunlar da güzel hareketler. Özgür kullanacak serbest vuruşu Giresunspor'da. Spor'da.
Özgür. Ergün kafayla indirdi Ozan. Önüne aldı. Orada defans izin vermiyor. Ozan yerde, sert bir hareket. Bakalım nasıl karar çıkacak? Sağlık görevlileri sahaya davet edildi. Ozan rakibini ekarte etti, geçti. Orada sert bir hareket vardı. Karşılaşmanın hakemi devam dedi pozisyona. Sevgili Fırat, hep söylüyoruz tribündeki pankartları, afişleri anons edeceğiz diye. Özellikle trafik güvenliği platformu, trafik seninle güvende, emniyet kemerleriyle ilgili duyuruları var, bizden de rica ettiler. Ey nesil gençliği burada, ey nesil gençliği hemen orta çizgide görüyorum. Genç Atanaklar Yeni Mahalle, yine Pirazizli gençler, sınırın bekçileri. Yani senin görebildiklerin varsa sen de oku. Batlamalı Genç Otanakları görüyorum. Yine afişleriyle buradalar. Tabii kale arkasında ilk defa seyirci yoğunluğu görüyorum. Hani yine de bu havaya göre istediğin seyirci değil sevgili Fırat. Yine de hani her hafta seyirci çoğalıyor ama o da var. Evet, biraz daha çoğalacak. Yani 1500'de başlayan seyirci bugün neredeyse 4500'lere, 5000'lere ulaşmış durumda. Evet. Tabii ki bu da Giresunspor'un başarısını gösteriyor. Ergün taç atışı, ev sahibi ekibin. Hasan kullanacak. Hasan güler yüz. Taç atışları etkili olan oyunculardan bir tanesi Giresunspor adına. Ergün geldi. Ozan. Korner olması gerekir. Yardımcı korner diyor. Orta hakem out işaretini gösteriyor. Ve şimdi doğru kararı verdi. Bora Budak önce out dedi, sonra korner dedi. Yardımcı hakem çünkü ısrarla bayrağını indirmedi orada. Doğrusunu da yaptı. Israrla korneri gösterdi. Cihan. Bir korner daha. Kafayı vuran orada Fırat Hekimoğlu. Cihan üst üste kornerler. Defans uzaklaştırdı. Tekin Adar. Oyun devam ediyor. Eşref. Eşref'ten Cihan. Kanat değiştirdi Cihan. Bilal indirdi. Hüsamettin. Yılmaz Can yerde. Faul. Bilal geldi. Onun yanında Taner var. Taner'e bıraktı. Bilal. Yılmaz. Hızlı bir top. Top dışarı çıkıyor. Taç atışı Giresunspor'un. Özgür. Solda Hüsamettin. Orada pres yapan Yılmaz Can oldu. Bir taç atışı daha. Bu kez el değiştiriyor taç atışı. Konuk ekip Gümüşhane kullanacak Taner'le. Taner Koç. İzzet Akgül. Top istedi bakalım. Gelecek mi ona? Özgür yükseldi. Ozan, Özgür, ikili mücadele, dördüncü hakem hemen geldi. Erhan Gündoğdu olayın daha fazla büyümesini önledi. İki oyuncuyu orada ayırdı, sakinleştirdi Erhan Gündoğdu. Özgür. Yine Ergün, Cihan, korner. Korneri kullanmak üzere. Yine Cihan gidiyor. Dakikalarda 14'e doğru yol alıyor sevgili izleyenler. Karşılaşma 0-0 devam ediyor. Giresunspor 0, Gümüşhane Spor 0. Cihan. Samettin.
Cihan topun dışarı çıkmasına izin vermedi. Ozan'dan önce Yılmaz. Burak. Burak, Bilal, Fırat. Ali Kılıç. Fırat'la oynadı. Kaleci Eray için kolay bir top oldu. Hızlı bir şekilde topu da oyuna soktu. Cihan, Özgür. Sağda Hasan. Giresun gol gol sesleri Atatürk Stadyumunda. Tribünleri dolduran taraftarlar takımlarından gol istiyor. Burak Sarı, Taner. Uzun bir top. İzzet Akgül. Selim. Selim'den Ozan. Ozan'a gelmedi. Ali Kılıç. Gümüşhane'nin plakası 29. O formayı giyiyor Ali Kılıç. Fırat. Beyaz grupta goller gelmeye başladı. Selçuklu, Anadolu Selçuklu 0, Pendik 1. Pendik golü buldu. İnegöl golü buldu. Kendi sahasında Gazi Osman Paşa önde 1-0 önde. Kartal Spor 0, Tokat Spor 1. Bu 3 maçta goller var. Birer gol. Yeni Malatya 0, Kırklareli 0. Çankırı 0, Aydın 0. Dardanel 0, Turgutlu Spor 0. Hatay 0, Göztepe 0. Sarıyer 0, Tarsus İdman Yurdu 0. Karşılaşmalar böyle devam ediyor sevgili izleyenler. Gümüşhane sporlu oyuncu kenara geldi. Tedavisi devam edecek. Hasan. Minik bir kızımız şimdi ekranlardaydı. Reji de bu görüntüleri kaçırmıyor. Selim. Emre. Cihan. Kafasını kaldırdı. Yaptı ortasını. Orada Taner. Çağrı. Bir korner daha. Burak Sarı oyuna dahil oluyor. Az önce sakatlanıp kenara gelen isimdi Burak Sarı. Cihan. Çağrı. Çağrı bıraktı. Taç atışı Giresunspor'un. Eşref geldi. Hüsamettin kullanacak. Büyük bir ihtimalle diyecektim çünkü oraya koşar adım gitti. Çağrı kullandı. Çağrı'dan Hüsamettin. Çağrı. Alta çıkıyor. Kale vuruşunu Gümüşhane kullanacak. Taner izin vermedi orada. İşte taraftarlar Giresunspor'a gönül vermiş olan yeşil beyazlı ekibi sonuna kadar da destekleyen taraftarlar. Hasan. Gümüşhane'den de gelen az da olsa seyirci topluluğu var. Hüsamettin'e çarpıyor ve top taca çıkıyor. Taner Koç. Atış hala kullanılmış değil Taner. Ozan, Ergün, Beşin Yuvarlak Gümüşhane Spor'da, Taner Koç, Bilal, Cihan, İskender Köksal topu taça gönderiyor. Hüsamettin. Eşref. Çağrı. Defans bloğunda Selim var.
Taner. Bir taç atışı daha. Hakem bir şeyin olmadığını söylüyor Taner'e. Ayağa kalk diyor. Hüsamettin kullanacak Giresunspor'da atışı. Bilal. Tekin. Tekin ve Özgür. Yardımcı hakem bayrağını kaldırmadı. Bora Budak düdüğünü çaldı. Serbest vuruş Gümüşhane Spor'un. Fırat geldi atış kullanmak üzere. Gümüşhane Spor'un kaptanı. Bir kez daha izliyorsunuz pozisyonu. Özgür ve Tekin karşı karşıyaydı. Tekin yerde kaldı. Serbest vuruş Gümüşhane Spor'un konuk ekip kullanacak. Fırat topun başında ikili baraj. Eray kalesinde dikkatli. Ceza sahasına bakıyorum. 5 Gümüşhane Sporlu oyuncu var. Fırat. Dakikalar 20'yi gösteriyor. Kaleci Eray çıktı. Yumrukla uzaklaştırdı. Eşref. Emre. Top oyunda devam ediyor. Yılmazcan. Emre geldi. Çağrı. Selçuk topu taça gönderiyor. Çağrı. Solda Hüsamettin'i gördü. Gümüşhane Spor'da oyuncu değişikliği olacak sevgili izleyenler. Gökhan Karali az sonra oyuna dahil olacak. Cihan. Cihan Ergün. Ergün'den Hüsamettin. Korner. Tanet çarpan top. Korner'e çıkıyor. Evet, ilk bomba geldi. İlk bomba geldi. Fırat Hatay 0, Göztepe 1. Hatay 0, Göztepe 1. 21. dakika. Hatay Spor'da işler karışır. Eğer bugün mağlup olursa evet, teknik kesinlikle. Direktör değişikliğine bile gidebilirler. Kesinlikle. Ozan kullandı. İskender yükseldi. Topu uzaklaştırdı. Çağrı. Bir orta daha. Hasan. Faul. Rakibinin üzerine yüklenince Bora Budak düdüğünü çaldı. Gümüşhane'de erken bir değişiklik. Az önce bir sakatlık vardı orada. Evet, büyük bir ihtimalle Burak Sarı oyuna devam edemeyecek. Evet, değiştir diyor. 25 numaralı oyuncu Burak Sarı kenara geliyor. Gökhan Karali oyuna dahil olacak Gümüşhane Spor'da. İşte şimdi hocanın da planları 600, yani 20. dakikada Gökhan az önce kenara da gelmişti, zaten bir sakatlığı vardı. Ama daha devam edemeyeceğini söyledi teknik ekibe. Oyuncu için, takım için talihsiz bir an. Tabii ki evet. Sizin dediğiniz gibi teknik heyet artık bakalım neler yapacak bu dakikadan sonra. Evet. Gümüşhane Spor'a yeni gelen teknik direktör Murat Gürkan Zora hafta içinde yapmış olduğu karşılaşmada ben böyle bir sevgiyi hiçbir yerde görmedim diyordu. Birlik beraberlik var Gümüşhane Spor'da. Bu takımı en iyi yerlere taşıyacağım diyordu Murat Gürkan Zora. Fırat taç atışını kullanacak. Hasan. Orada Bilal. Bilal'den az önce oyuna dahil olan Gökhan'a ve offside. Evet, offside girdi çıktı. Ünal doğru bayrağını çekti, offside. Eray Çalışkan'ı kullanacak Giresunspor'da endirek vuruşu. Fırat bu arada İnegöl Spor 2-0 yaptı Gazi Osmanpaşa önünde. 2-0 öne geçti. Pendik hala Anadolu Selçuk'un önünde 1-0 önde oynuyor. Ergün. Yılmazcan. Orada Ozan'ın eline çarpıyor. Gümüşhane. Topun başında Taner Koç var Gümüşhane Spor'da. Taner bıraktı. Kaleci Hasan. Atış kullanacak. Kırmızı beyazlı ekipte karşılaşma başladığı gibi devam ediyor sevgili izleyenler. Hasan. Sağda yükselen kafayı vuran Özgür oldu. Emre.
Taç atışı Gümüşhane'nin. Fırat kullanacak. Fırat. Bilal. Bir kez daha Fırat da oynadı. Hasan. Hasan'dan Eşref. İzzet Akgül geldi. Aldı. Fırat. Gökhan Karali. Oyun devam ediyor. Bilal yerde. Ozan. Top kaleci Hasan Yaranlı'ya kadar gidiyor. Ozan'ın oyuna daha fazla girmesi gerekiyor. Evet, şu ana kadar çok bir varlık gösteremedi ama bir güzel, aslında bir iki pozisyonda oyunun içerisinde yer aldı Ozan. Biraz da heyecan da var Ozan'da. Bunu da kabul etmek lazım. Haftalar sonra evet. Tabii ki ilk 11'de yer alıyor kendisi. Özgür. Hasan. İstikrarlı oyunculardan bir tanesi de Giresunspor'da Hasan. Sert bir hareket. Hasan yerde. Bilal. İshak geldi. Pres yaparken Hasan yerde kaldı. Serbest vuruş Giresunspor'un. Topun başında Cihan. Cihan Yeşilırmak. Gerilerden Özgür de geldi. Özgür ve Selim. Ceza sahası içi kalabalık. Orta yapıldı. Özgür kafayı vurdu. Kaleci Hasan'da kalan top. Orada offside. Yardımcı hakem bayrağını çekti. Hasan Yaranlı kullanacak. Konuk ekipte atışı. Hasan Yaranlı. Hasan. Çağrı. Fırat. Hasan Güler yüz. Kafa yüksekli kazandırdı. İki oyuncu birden yükseldi. Cihan bir pas hatası, arkadaşlarından da özür diliyordu. Taner. Yılmaz. Çağrı. Eray tehlikeyi sezinledi. Kale boş. Yılmaz'ın vuruşu, top out'a çıkıyor. Orada bir anlık anlaşmazlık. Gümüşhane Spor tehlikeli geldi sevgili izleyenler. Dakikalar 27'yi gösterirken kale boştu. Yılmaz'ın vuruşu out'a çıktı. Konuk ekip gole yaklaştı. Hem gole yaklaştı hem de kaleci biraz daha geç kalsaydı direkt Gümüşhane Spor oyuncuya dalabilirdi. Hani futbol tabiriyle. Yani orada her şey olabilirdi. Ergün. Futbolda bir anlık hatanın nelere mal olacağını hep birlikte görecektik. Ozan, Ozan'dan Emre. Hasan var. Eşref'le oynadı. Eşref. Eşref'ten Hasan. Yaptı ortasını. Çağrı. Giresunspor bu kez Özgür'le geliyor. Özgür. İskender. İskender topu taça gönderiyor. Mehmet Birinci'den de ilginç bir hareket sevgili izleyenler. Tribünleri de coşturuyor Mehmet Birinci. Dakika 28'i gösteriyor. Tribünler Mehmet Birinci'nin hareketiyle coşuyor. Evet, seyirciyi nasıl ateşlemesi gerektiğini bilmiyor. Hüsamettin. Faul. Serbest vuruş Giresunspor'un. Çağrı. Atış kullanacak olan isim Giresunspor'da Çağrı sevgili izleyenler. Dakikalar 29'a doğru yol alıyor. Giresun'un plakasından çıktık. Gümüşhane'ye doğru gidiyoruz. Gol pozisyonu ve Ergün, Ergün, Ergün. Yine sahneye çıktı kaptan. Golünü attı. Bir anda pozisyon oluştu. Ceza sahası içine yapılan orta.
Her gün orada affetmiyor. Gümüşhane sporlu oyuncular ofsayt diye durdular. Yardımcı hakem bayrağını çekmedi ve karşılaşmanın golü 29. dakikada geldi. Bu da bir tesadüf olsa gerek Sayın Kuş. Evet, 28-29 birbirine çok yakın zaten. Giresun Gümüşhane. Tekrar izleyelim. Bu senenin kralı adeta küllerinden yeniden doğdu Ergün. Geçtiğimiz yıl yoktu, sahada vardı ama sadece vardı. 90 dakika boyunca çok eleştiri alıyordu Ergün. Bu sene patlama yaptı. Dakika 29, gol Ergün. Hızlı bir pas oldu. Cihan topa yetişemedi. Dakika 30'u gösteriyor sevgili izleyenler. Giresunspor kendi evinde, kendi sahasında Gümüşhane karşısında kaptanla Ergün'le 1-0 öne geçti. Özgür, faul. Faul yapan İzzet Akgül. Hüsamettin kullanacak. Serbest vuruşu Giresunspor'da. İşte ilginç şeyler az önce sizin dediğiniz gibi Gümüşhane Spor öne geçebilirdi. Evet. Pozisyonun dönüşü Giresunspor'a gol oldu. Yani orada yapılan bir hata Giresun'a pahalıya mal olabilirdi. Döndü. 27. dakikaydı. Kalecinin biraz erken davranması. Yoksa o pozisyonda çok ilginçtir. Kaleci biraz daha sert girse ceza sahası dışında hem oyuncuya temas edebilir, iş kırmızı karta ve başka yerlere varabilirdi ama olmadı. Döndü Giresun. Offside beklentisinde olan Gümüşhane defansının arkasına sarkan Ergün golü buldu. 1-0 öne geçti. Zaten bir orta alan mücadelesiydi. Birkaç pozisyonun dışında şöyle iki takımın da yakaladığı pozisyonlar vardı sevgili Fırat. Ama Giresun golü yine erken buldu ve çok zor gol atan Giresun Spor. Dikkat edersen 7-8-10 haftadır kolay goller bulmaya başladı. Bu da sonuçlara yansıyor zaten. Golü az önce bir kez daha izledik. Reji ekranlara tabii ki taşıyor sevgili izleyenler. Ozan kenara geliyor. Oyuna girdi Ozan. İskender. Ali. Ali Kılıç'la oyun kuracak Gümüşhane. Ali'den Taner. Kaleci Eray çıktı. Ve iki hamlede topu bloke etti ama daha öncesinde topa yükselen İzzet Akgün'ün faulü var. Kaleci o bölgede dokunulmaz çünkü. Evet. Selim. Çağrı. Emre'ye gelecek mi? Golün hazırlayıcısı Emre. Tekin Adar. Orta alanda Ali. Bilal yerde. Faul. Gökhan topun başında. Tribünler şu anda coşmuş durumda. Yeşil beyaz sesleri. Giresun Atatürk Stadyumunda. İki oyuncu. Gökhan bıraktı. Bilal var. Ozan ve Çağrı ikili baraj. Bilal geldi. Vuruşunu yaptı. Kalenin en az 5 metre üzerinden top out'a çıkıyor. Teknik direktör Murat Gürkan zora da oyuncusuna kızdı bu pozisyonda. Yani oradan vuruyorsan ya iyi vuracaksın. Ya vurduğun mesafe yaklaşık 25-30 metrelik bir mesafe. Ev sahibi için tabii ki olumlu oldu bu. Fırat, İnegöl 2-0 önde, Gaziosmanpaşa önünde, Pendik deplasmanda 1-0 galip.
Hatay'ın 1-0'lık mağlubiyeti devam ediyor. Altını çizmek istiyorum. Hatay Spor 0, Göztepe 1. Bence haftanın en önemli maçlarından bir tanesi. Ve karşılaşmalar böyle devam ediyor. Eğer bu şekilde biterse lig yeniden başlayacak sevgili izleyenler. İşler tamamen karışacak. Ozan. Presi yaptığı topu aldı Ozan. Emre yatarak. Ozan orta alanda ikili mücadele. Faul. Serbest vuruş Gümüşhane'nin. Evet, Kartal Spor 1, Tokat Spor 1 oldu bu arada. ...23. hafta karşılaşmaları çarşamba günü oynanacak sevgili izleyenler. Onun da altını çizelim. Giresunspor Tokat'la oynayacak. Gümüşhane Spor ise Sarıyer'le. Selçuk. Ya iki takım oyuncuları da dikkat ediyorsan çok fazla kargaşaya, gürültüye girmiyorlar. Faul pozisyonlarında birbirlerini kaldırıyorlar. Yani başından beri izlediğim futbol adına, spor adına sevindirici görüntüler bunlar. Selim kullandı serbest vuruşu. Hasan, Hasan'dan Emre. Orada güzel bir hareket yapmak istedi. Alan isim Ali oldu. Özgür. Cihan Çağrı'ya bıraktı. Çağrı. Çağrı'dan Ergün. Ergün'den bir kez daha Çağrı. Ceza sahası içi. Top hızı, bakalım nasıl karar çıkacak. Korner. Korner kullanacak Giresunspor. Dakikalar 36'yı gösterirken sevgili izleyenler. Karşılaşmada bir gol var. O da Giresunspor'dan. Ergün kaydettiği filelerin tozunu aldı. Ve Giresunspor 1-0 önde götürüyor karşılaşmayı. Karşılaşmanın hakemi Bora Budak. Bu pozisyonlarda futbolculara bir hayli yardım ediyor. Ve bu notlar tabii ki kendisine peki olarak gider. Arada Özgür'ün vuruşu, ikinci kez şansını denedi. Kaleci Hasan'da kaldı. Hasan degajını yaptı. Yılmaz ve Hüsamettin. Offside. Hüsamettin. Hüsamettin'den Özgür. Selim. Özgür. Çağrı. Boşa kaçan Hüsamettin. Beşin yuvarlakta buluştu. Hüsamettin Cihan'a bıraktı. Cihan. İki hızlı oyuncu. Cihan ve Yılmaz. Taner de geldi. Hüsamettin. Yardıma geldi arkadaşına. Aldı, ortasını yaptı kaleci. Hasan'a kadar giden top oldu Hasan, evet. Yaranlı. Kötü bir orta. Sol ayak oyuncu. Dolayısıyla topu sola çekti ama topu çeviremedi. Fırat'tan Hasan'a. Hasan da topu out'a gönderiyor. Hatay 43 puanda, Giresunspor 36 puanda. Az önce Sayın Kuş da söyledi, Hatay Spor şu anda Göztepe'ye 1-0 mağlup. Karşılaşmalar 90 dakikalar böyle biterse Giresunspor 39 yapıyor, Göztepe 41 yapıyor, Hatay 43'te kalıyor. Eşref, Cihan, Çağrı. Topla daha fazla buluşan, daha fazla oynayan ev sahibi Giresunspor. Cihan'dan Çağrı. Oyun kurmaya çalışıyor yeşil beyazlı ekip. Çağrı bıraktı Hüsamettin. Taç atışı Giresunspor'un. Mehmet Bilinci topu aldı, Hüsamettin'e bıraktı. Ergün. Taner yerde faul. Atış yerinden kullanılacak. İskender. İskender'den Selçuk, Fırat. Ali Kılıç. Bilal. Yılmazcan. Taner.
Emre girdi araya. Eşref. Ofsayt yok. Oyun devam ediyor. Ergün topu aldı. Kaptan Ergün. Baktı arkadaşlarına. Topla buluşan bir kez daha Ergün. Kanat değiştirdi. Hasan'la oynadı. Hasan. Sert vuruş. Ve tribünler ayağa kalktı. Gol diye çok az farkla top out'a çıkıyor. Dakikalar 40'ı gösteriyor. Ergün orada bomboş pozisyonda Hasan'ı gördü. Hasan'ın vuruşu, sert vuruşu yaklaşık 20-25 metreden kalecinin bakışları arasında out'a çıktı. Dakika 40 sevgili izleyenler. Sevgili Fırat, Tokat Kartal'da 2-1 öne geçti bu arada. Haftaya yani çarşamba günü bizim de canlı olarak yayınlayacağımız Tokat Spor Giresun Spor maçı. Şimdi Tokat'ın bugünkü galibiyetinden sonra biraz daha kazanıyor. Kartal'da yani İstanbul'da Tokat Spor 2-1 yaptı durumu. Yine Hatay'da lider kendi evinde Göztepe Spor'a 1-0 mağlup durumda şu anda. Bence ilginç sonuçlardan Yeni Malatya Spor kendi evinde Kırklareli Spor karşısında halen berabere. 6 çizilmesi gereken sonuçlar bunlar. Bu arada tabii benim mailime çok fazla şey düşüyor. Yani futbol maçında insanlar sürekli bizim burada konuştuğumuzu bildikleri için mesajlar gönderiyorlar. Yani sürekli geldiği için bunu söylemek zorundayım. Romanya, Bükreş'te Aydemir Altuntaş selam gönderiyoruz buradan kendilerine. Artık ben söyleyeyim de Aydemir Bey de rahatlasın. O da kurtulsun bu işten. Çok fazla bizi Romanya'da kalabalık bir grupla hemşehrimiz bu maçı seyrediyormuş. İşte sevgili izleyenler, Mavi Karadeniz'in ayrıcalığını burada bir kez daha görüyorsunuz. Dünyanın dört bir tarafından karşılaşma takip ediliyor, izleniyor. Giresunspor'un karşılaşmalarını Mavi Karadeniz canlı olarak ekranlara getiriyor. Romanya, Bulgaristan, Rusya, Ukrayna, aklınıza neresi gelirse gelsin. Her yerde ama her yerde Mavi Karadeniz açılıyor ve karşılaşma takip ediliyor. Taç atışı kullanacak Gümüşhane. Fırat gidiyor o bölgeye. Kale arkası genç otanakların olduğu bölüm doldu bu arada hemen hemen. Taraftarlar gelmeye devam ediyorlar. Çok çok iyi gelişmeler. Bunlar tabii ki Giresunspor adına. Selçuk. Yılmaz aldı. Gres. Eşref. İki oyuncu birden geldi. Eşref. Topu tuttu orada Cihan şimdi. Zeminin azizliğine uğradı Cihan. Tekin. Tekin'den Yılmaz. Kaleci Eray. İliyle topu oyuna soktu Hasan. İlk devrenin artık sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Son iki dakika. Emre. Emre Hasan. Paslaşmalar. Ozan. Hasan'a bıraktı. Hasan'dan Selim. Selçuk. Ali Kılıç. Tekin Adar. Taner. Ali'ye bıraktı Taner. Çağrı. Cihan. Boş bir alan Cihan için. Kötü bir orta. Kendisinden beklenmeyen bir orta Cihan. Arkadaşlarından da özür diliyor tabii ki. Hasan yaranlı kullanacak. Out atışını. Gümüşhane Spor'da Hasan. Bakalım kaç dakika uzatılacak ilk devre. Emre. Bilal İshak ve top taca çıkıyor. Fırat. Fırat. Fırat'tan Bilal. Fırat aldı. Karşılayan Emre oldu. Ozan. Faul. Serbest vuruş Gümüşhane Spor'un. Fırat yerde.
orta alanda Samet Kartal'ın ne kadar Giresunspor'a katkı sağladığını daha net anlıyoruz şimdi. Dikine giden, topu alıp rakip oyuncuların arkasına top atabilen bir oyuncu Samet Kartal. Sarı kart cezalısı. Eray yumrukla uzaklaştırdığı tehlikeyi, top taça çıkıyor. Gümüşhane kullanacak ilk devrenin son anlarında. Taner. Taner Koç. Hüsamettin. Eşref. Ergün. Ergün bıraktı Ozan. Cihan. Yaptı ortasını. Ozan bomboş. +45 diyoruz sevgili izleyenler. Çok müsait durumda Ozan, gole çok yaklaştı. 45. dakikada top kornere çıkıyor. Gümüşhane defans oyuncuları orada ikinci gole izin vermedi. İşte bir kez daha izliyorsunuz. Müsait bir pozisyon. Cihan. Toptaca çıkıyor. Hüsamettin kullanacak Giresunspor'da taç atışını. Uzatma dakikaları başladı Atatürk Stadyumu'nda. Giresunspor'un 1-0 üstünlüğü devam ediyor. Çağırdı. Ozan. Özgür. Çağrı'dan Ergün. Çağrı. Ergün. İskender uzaklaştırdı. Kafayla indiren Çağrı oldu. Çağrı'dan Eşref. Kaleci Hasan'a kadar gidiyor. İlk devrede şu dakikaya kadar bir gol var. O da ev sahibi Giresunspor'dan geldi. Ergün kaydetti. İkinci gole Giresunspor 45. dakikada Ozan'la yaklaştı. Talihsiz bir an hem futbolcu için hem takımı için. Bilal. Bilal'den Taner. Yatarak müdahale. Çağrı. Bir sakatlık var. Orada Eşref yerde. Sağlık görevlileri hemen sahada. Futbolcuların arasında ufak bir tartışma oldu ama o da hemen tatlıya bağlandı. Tabii ikinci ligde, PTT'de burada oynayan topçular hemen hemen hepsinin birbirleriyle bağlantısı var. Yani aynı zamanda başka takımlarda oynamışlar. Dolayısıyla dikkat edersen çok böyle abartılı bir tatsızlıklar yaşanmıyor. Zaten iki kardeş şehir. Burada da olmaması gereken şeyler. Şu ana kadar da iki takım açısından, sertlik açısından her şey bence güzel gidiyor. Böyle devam etsin diliyoruz. İstiyoruz tabii ki. Ve ilk devre sona eriyor. İlk devrenin skoru Giresunspor 1, Gümüşhane Spor 0. İkinci devrede sevgili izleyenler tekrar birlikte olacağız. Baha Sağlık Grubu'nun katkılarıyla Giresunspor Gümüşhane Spor maçı devam edecek. Giresun. 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 Giresun.
Giresun. Giresun. Giresun. Giresun. Giresun. Giresun. Cici Saray Verdol. Bize gelin, rüya gibi bir düğün yapalım size. Cici Saray. Mutluluğun başlangıç yeri. Giresun. 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 ...2010-2011 sezonu Giresunspor Kulüp Başkanlığı yaptım. Tüm Giresunlu hemşehrilerimin de Giresunspor'a katkıda bulunmalarını özellikle istirham ediyorum. Giresunspor'a başarılar diliyorum. Eviniz veya iş yeriniz, güvenliğe ihtiyaç duyduğunuz her yerde biz varız. Bilgisayar ve cep telefonunuzla dilediğiniz her yerden Expotek kamera ve kayıt cihazlarıyla görüntüleyebilirsiniz. Sorun güvenlikse çözüm Expotek. Türkiye genelinde bayilikler verilecektir. www.şükürelektronik.com.tr Giresun. 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 Bahat Sağlık Grubu'nun katkılarıyla Giresunspor Gümüşhane Spor Maçı devam edecek. Sevgili izleyenler, Giresunspor Gümüşhane Spor karşılaşması devre arasındayız ve canlı yayınımız da devam ediyor. Şimdi yanımda evet siyaseten bir isim var. Genç bir isim Tolga Erener, AK Parti'den Görele Belediye Başkan adayı. Hoş geldiniz diyoruz canlı yayınımıza, Mavi Karadeniz'e. Seçim çalışmalarından başlayalım dilerseniz. Çünkü az bir zaman kaldı. Evet. Görele'de durum nasıl, nedir, nasıl çalışmalar? Biz bize inananlarla beraber bu yola çıktık. Ve gerçekten de hareketimiz her geçen gün katlanarak büyüyor. Şu andaki siyasi ortamdan çok memnunuz, onu söyleyebilirim. Evet, canlı yayında bu tür şeyler olacaktır sevgili izleyenler. Sizin isminiz tabii ki zikrediliyordu ama Ertuğrul Bey de vardı. Bir sürpriz oldu mu sizin açınızdan veya hani diyorsunuz ya bir güç birliği oluşturduk. Çevreniz bu konuda neler söyledi? Şimdi şunu söyleyeyim. Tabii ki herkes demokratik hakkını kullandı ilk olarak. Biz mevcut belediye başkanımızı 2004 yılından bugüne kadar sonsuz derecede destekledik. Her pilotlamda, her seçimde, her zora düşünde yanında olduk. Kol kola omuz omuza siyasetimizi yaptık. Bakandan gelenin süreçte genel başkanımız, başbakanımız, belediye başkanı olarak bizleri takdir etti. Bu teşkilatımızı da sevindirdi, halkımızı da sevindirdi. Biz Ertuğrul Bey'i de seviyorduk. Onunla beraber bu yola yürüdük. Biz beklerdik ki o da bizimle kol kola beraber bu omuz omuza mücadelemizi, bu dava adamlığımızı devam ettirsin. Fakat gelinen süreçte bu olmadı. Buna üzülüyorum sadece. Şimdi tabii ki seçim öncesinde birçok vaatlerde bulunur başkan adayları. İşte sıralarlar, biz bu işleri yapacağız, siz merak etmeyin derler. Siz seçmenize ne vaatte bulunuyorsunuz?
biz seçmenimize geçen programda da söylediğimiz üzere en önemli olarak beraber olacağımızı, kapımızın her zaman açık olduğunu, göreliği birlikte yöneteceğimizi ifade ediyoruz. Ama önce şunu belirtmek istiyorum. Biz bu seçim yarışına gerçekten medeni olarak çıktık. Gerçekten de kimseye alttan vurma olayına girmedik. Fakat gelinen süreçte birileri gördüğümüz kadarıyla iftira dolu bazı kampanyalar yapıyor. Bu da onların çaresizliğini gösteriyor esasında. Bugün mevcut belediye başkanı maalesef mağdur edebiyatı yapıyor. Biz bunu hoş karşılamıyoruz. Bunu öncelikle söylemek lazım. Kendisi kazanamayacak olduğunu bile bile şu anda diğer siyasi rakiplerimizin değirmenine su taşıyor. Ve biz bu hoşumuza gitmiyor. Biz bir tavanın balı olarak görmüştük birbirimizi. Bu bize göre başbana karşı yapılmış bir harekettir. Neden? Hem partimi seviyorum, hem başbakanımı seviyorum diyor. Ama o zaman neden bu partiden istifa ettin? Neden başbakanın göstermiş olduğu adayın karşısına rakip olarak çıktın? Valla bize göre burada AK Parti'ye karşı oynanan bir oyun var. Ama başbakanımız hakikaten hançerlenleri, görele seçmeni ve AK Parti seçmeni hiçbir zaman affetmeyecek. Bunu söyleyebilirim. Siz böyle söylüyorsunuz. 30 Mart'ta koltuğa oturdunuz diyelim. Tabii ki diğer adaylar da var. Onlar da demokratik haklarını en iyi şekilde kullanmaya çalışıyorlar. Yarış devam ediyor. 30 Mart'tan sonra göreleli için neler yapacaksınız? O çok önemli. Şimdi şunu söyleyeyim. Bu 5 dakikalık bir olay sığacak bir olay değil. Ama proje ekibimiz dün akşam itibariyle süper projelerimizi tamamladı. Ve hepsi uygulanabilir olaylar. Hepsi uygulanabilir. Bunlardan en önemlisi nedir? Bakın en önemli derdimiz istihdam. Onu söyleyeyim görele. Çünkü görele göç veriyor. Görele gün geçirken nüfus kaybediyor. Ben şunu söylüyorum açıklıkla ve netlikle. Bütün istihdam açabilmek için, göreleliğe bir işe çalışabilecek olan için başımın üstünde yeri var ve bunun için gayret edeceğiz. Bunu açıklıkla söylemek istiyorum. Evet, sona doğru yaklaşıyoruz. Seçmenlerinize neler söylemek istersiniz görelilere? Seçmenlerime son olarak şunu söylüyorum. Bize inansınlar, bize güvensinler. Biz onlardan çıkmış olan bir bireyiz. Onu söyleyeyim. Ve biz bu işi başaracağız ve hep beraber göreliğe layık olmuş olduğu yere taşıyacağız. Tolga Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz tabii ki hem size hem diğer adaylara. Sevgili izleyenler bizden bir yere ayrılmayın. Çünkü çok önemli müsabaka devam edecek. Bir 45 dakika daha var. Giresunspor, Gümüşhanespor karşılaşması. Mavi Karadeniz'i izleyin. Bizden bir yere ayrılmayın. Cici Saray Verdol. Bize gelin rüya gibi bir düğün yapalım size. Cici Saray. Mutluluğun başlangıç yeri. Giresun.
2010-2011 sezonu Giresunspor Kulüp Başkanlığı yaptım. Tüm Giresunlu hemşehrilerimin de Giresunspor'a katkıda bulunmalarını özellikle istirham ediyorum. Giresunspor'a başarılar diliyorum. Eviniz veya iş yeriniz, güvenliğe ihtiyaç duyduğunuz her yerde biz varız. Bilgisayar ve cep telefonunuzla dilediğiniz her yerden Expotek kamera ve kayıt cihazlarıyla görüntüleyebilirsiniz. Sorun güvenlikse çözüm Expotek. Türkiye genelinde bayilikler verecektir. www.şükürelektronik.com.tr Giresun. Bahat Sağlık Grubu'nun katkılarıyla Giresunspor Gümüşhane Spor maçı devam ediyor. Sizlerle birlikteyiz sevgili izleyenler. Sevgili izleyenler, ikinci yarı az sonra başlayacak Giresun Atatürk Stadyumu'nda Giresunspor Gümüşhane karşılaşmasında sizlerle beraberiz ve ilk devrenin skoru Giresunspor 1 Gümüşhane Spor 0. Devre arasında da canlı yayınlarımız devam etti tüm hızıyla geçtiğimiz hafta olduğu gibi. Bu hafta da AK Parti Göreli Belediye Başkan Adayı Tolga Erener'i canlı yayında konuşturduk ve o da neler yapacağını canlı yayında Mavi Karadeniz aracılığıyla söyledi, dile getirdi. Ve iki takımın futbolcuları da yavaş yavaş sahaya geldiler. Artık hakemler bekleniyor, hakem üçlüsü. Bu arada Sayın Kuş, tabii ki bir taraftan da Giresunspor camiası üzüntü yaşıyor. Siz de tanırdırsınız yakinen, İstanbul'da yaşayan, hayatını İstanbul'da sürdüren Giresunspor eski yöneticilerinden Mehmet Coşar'ı kaybettik. Evet. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine de başsağlığı dileklerimizi buradan evet. Mavi Karadeniz aracılığıyla gönderiyoruz. Başsağlığı diliyoruz biz de. Sevgili Fırat, istersen ikinci yarı birazdan başlayacak. Hakem de sahaya çıktı. Göztepe, tekrar ediyorum, Hatay deplasmanında lideri 1-0 yeniyor. Sonuçları ikinci yarıda aynı şekilde dakika dakika beyaz grupta neler oluyor aktaracağız. Maç da zaten başlıyor. Giresun'da kapalı bir hava var. Bunu izleyicilerimizle paylaşalım. Zaten görüyorlar. Böyle soğukla sıcak arası ama çok da rahat bir hava değil. Dışarıda fazla uzun uzadıya duramayacağını soğuk bir hava diyelim. Şimdilik Giresunspor kendi evinde kendi seyircisi önünde 1-0 önde kapattı ilk yarıyı. Ve ikinci devre başlıyor. İki takıma ikinci devre içinde başarı dileklerimizi sunuyoruz. İkinci devreye Gümüşhane başladı. Fırat Tekimoğlu. Ozan. Cihan. Cihan'dan Ozan. Top çıkmadı, devam ediyor oyun. İzzet, Selim. Selim'den Hüsamettin. İkinci devrenin ilk taç atışı Gümüşhane Spor'un. Bilal. Çağrı yerde. Çağrı'nın bir sakatlığı var sevgili izleyenler. Giresunspor'un evinde oynadığı maçlara
bir göz attığımızda Çankırı Spor'la 0-0, Sarıyer'le 1-1, Pendik Spor'la 0-0, Gazi Osman Paşa Spor'la 3-3 berabere kaldı. Tokat Spor'u 3-0, Kırklareli Spor'u 2-1, Dardanel Engelini 3-0 ve Hatay'ı 1-0'la geçti. Ve Kartal Tarsus maçlarına baktığımızda aynı skorlarla rakiplerini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Hüsamettin topu taça gönderiyor. Hüsamettin az sonra da Gümüşhane Spor'un deplasman karnesine bir göz atacağız. Çağrı, Fırat ve Emre geldi. Fırat yerde. Emre'nin bir hareketi var orada. Fırat yerde kaldı. Serbest duruş Gümüşhane Spor'u. Evet, zıplarken ayağına bastı. Hakemin de hemen önündeydi zaten pozisyon. Fırat da ayağa kalkıyor şimdi. Bilal. Emre barajda. Bilal topun başında Gümüşhane Spor'da. Ceza sahası içi kalabalık. Kaleci Eray topu kornere gönderdi. Tehlikeli bir pozisyonda sevgili izleyenler. Serbest vuruştan gelen topu Eray kornere çeldi. Fırat kullanacak atışı Gümüşhane Spor'da. Fırat Hekimoğlu. Orta yapıldı. Gol pozisyonu. 1 metre üzerinden top out'a çıkıyor. Evet, Eray'da arkadaşlarına kızıyor bu pozisyonda. Gümüşhane'nin yakaladığı net pozisyonlardan bir tanesiydi. Yani Giresunspor adına tam bir şans anı değil. Üst üste 2 pozisyon konuk ekip adına. Burada Eray başarılı ve kornerden gelen top. Şu anda izliyorsunuz. Yakın mesafe. Kale direğini adeta yalayıp dışarı çıkmış. Giresunspor adına şanslı dakika diyelim. 48. dakikayı. Gümüşhane hızlı başladı ikinci devreye. Selim. Fırat. Selim. Rakibine çarptırdı orada. Emre. Neşe Yuvarlak Giresunspor'da. Hasan. Taç atışını kullanacak isim yeşil beyaz ekipte Hasan Güleryüz. Ali vurdu kafayı. İzzet. İzzet bıraktı Bilal. Ozan. Ozan'dan Çağrı. Çağrı'dan Ozan. Cihan. Ozan kaçtı. Top hızı. İskender Köksal'ı taça gönderdi. Taç atışını Hüsamettin kullanacak Giresunspor'da. Ozan kontra atak yapılacağı yerde frene bastı durdu. Tepki de aldı bu evet. Pozisyonda. Cihan. Taç atışı bu kez Gümüşhane Spor'un. Bence Ozan'ın birkaç maça ihtiyacı var. Üst üste oynayacağı birkaç maç Ozan'ı kendine getirir gibi geliyor. Çok da kötü oynamıyor. Selim. Futbolu bilen bir isim Ozan. Evet, top ayağına. Top ayağına yakışıyor. Evet, hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Hakemin de gözü önündesiniz. Evet, az önce söylediğim gibi oyuncular hemen bak ortalığı kendiliğine sakinleştirdiler oyuncular. Sonuçta Fırat sonuçta 36 puan Giresunspor, 32 puan Gümüşhane Spor. Dediğim gibi yani Gümüşhane de biraz bu playoff'tan uzaklaşacak bu hafta itibariyle tabii. Selçuk topu taça gönderdi. Hüsamettin
Gümüşhane hızlı başladı ikinci devreye. Giresunspor dengeledi. Ozan. Ozan'ın vuruşu avta çıkıyor. Kale vuruşunu Hasan Yaranlı kullanacak Gümüşhane adına. Hasan kullandı. Özgür kafayı vurdu. Gökhan. Samettin. Eşref. Orada Selçuk. Selçuk'tan Taner. Yılmaz. Selim. Sarı kart görecek bu pozisyonda Selim. Evet, yani hakem öyle bir koştu ki dedim herhalde kırmızı gösterecek. Yılmaz. Orada yerde kalan oyuncu, sarı kart gören isim oyuncuların... Giresunspor'da Selim oldu. Evet, biraz daha sakin olmaları gerekiyor oyuncuların. Bilal bıraktı. Taner. Çağrı. Topu taça gönderdi Çağrı. Taner hızlı adımlarla gitti. Topu aldı. Bilal. Bilal'den Taner. Taner. Out. Taner serbest vuruş bekledi. Yerde kalmıştı pozisyonda. Hem yardımcı hakem hem karşılaşmanın hakemi aynı görüşte. Kale vuruşunu Giresunspor kullanacak. Giresunspor kalecisi Eray Çalışkan. Gümüşhane Spor ikinci yarıya iyi başladı. İyi oyunu da sürdürüyor. Giresunspor ilk yarıya göre bir türlü oyun hakimiyetini kontrol altına alamadı. Şu anda Gümüşhane Spor dikkat edersen orta alan çizgisinde oyunun kontrolünü elinde tutuyor ve Giresunspor'un çıkmasını da engelliyor sürekli. Taç atışı Giresunspor'un. Giresun açısından bir nefes alması lazım Giresun'un. Bir kontra atak, bir atak. Yani biraz orta sahanın Gümüşhane tarafına taşıması lazım oyunu. Şu ana kadar ikinci yarıda bunu yapmış gibi gözükmüyor. Ergün Çağrı. Hilal. Eşref. Kalecisi Eray'a döndü. İzzet geldi. Eray. Ozan göğsüyle indirdi. Çağrı. Çağrı'dan Ergün. Çağrı. Hüsamettin'e bıraktı. Hüsamettin. Taner. Taner Ali. Taner. Orada Yılmaz'ı düşündü. Top Yılmaz'a gelmiyor. Taç atışı Giresunspor'un. Cihan. Cihan'dan Hüsamettin. Bir taç atışı daha üst üste atışlar. Giresunspor lehine bunlar tabii ki. Emre. Çağrı. İzzet. İzzet Selim. Selim izin vermedi. Evet, Selim gerçekten çok yerinde bir müdahale. Çok yerinde bir müdahale. Gökhan. Gökhan'dan Taner. İkili mücadele. Fırat ceza sahası için tehlikeli bir pozisyon. Bu kez Hasan yatarak müdahale, top kornere çıkıyor. Bilal gidiyor korner atışını kullanmak üzere. O pozisyonda Hasan, evet, yerdeydi. Ayağa kalktı. Devam edecek. Yakın mesafe. Yılmaz'ın vuruşu. Bakıyoruz, evet. Yardımcı hakem de bayrağını kaldırdı. Out. Giresunspor kullanacak kale vuruşunu.
İşte pozisyon ekranlarda sevgili izleyenler. Fırat. Hasan'ın müdahalesi. O müdahale sonucunda top kornere çıkmıştı. Eray. İki oyuncuyu birden geçti top. Selim, İzzet. İzzet ceza sahası içinde. Eray çıktı. Açısını daralttı İzzet'in. Ve top. Offside diyor hakem. Yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Offside. Ünal doğru. Hendrik vuruş. Giresunspor'un. Dakikalar sevgili izleyenler. Giresunspor lehine işiyor. Atatürk Stadyumunda 1-0 önde götürüyor karşılaşmayı. Zorlu bir müsabaka. Zorlu bir 90 dakika. Eray Çalışkan. Giresunspor oyuncu değişikliğine gitmedi. Konuk ekip Gümüşhane Spor'da bir oyuncu değişikliği var. Eşref. Ozan. Hüsamettin. Çağrı bıraktı Hüsamettin'e. Oyun devam ediyor. Taner. Taner'den Yılmaz. İleri uçta İzzet var. Yılmaz. Özgür bırakmadı. Özgür. Hüsamettin. Taner. Tekin. Ali. Defans bloğunda orada İskender Köksal. Cihan. Cihan'dan Ozan. Cihan. Mehmet birinci. Eray yatarak aldı. Mehmet birinci de futbolcularına uyarılarda bulunuyor. Giresunspor bu dakikalarda oyundan düştü gibi. Cihan. Cihan'dan Ergün. Ozan. Cihan. Çağrı. Hasan elini kaldırdı. Pası istedi. Topla da buluştu Hasan. Hasan'dan Ergün. Kaleci çıktı. Hasan Yaranlı topu aldı. Uzun bir degaj. İzzet. Tekin'den Hasan. Ozan. Ozan bıraktı. Özgür. Kafayı vuran Fırat. Taç atışı Giresunspor'un. Hasan Güler yüz. Hasan. Selçuk. Bir taç atışı daha Giresunspor adına. Ergün. İzin yok orada Ergün'e. İzzet. Eşref. Top dışarı çıkıyor. Çizgileri geçti sevgili izleyenler. Taç atışı da el değiştirdi. Fırat. Fırat. İzzet. Özgür'ün kontrolünde top taça çıkıyor. Ve dakikalar 60'ı gösterdi sevgili izleyenler. İkinci devrede 15 dakika geride kaldı. Karşılaşma 1-0 devam ediyor. Ev sahibi ekip Giresunspor Ergün'ün kaydettiği golle müsabakayı önde götüren taraf. Gümüşhane Spor'un deplasman karnesinden söz edeceğiz demiştik. Yeni Malatya, Sarıyer, Turgutlu, Konya, Anadolu, Selçuklu, Hatay ve Çankırı ile berabere kaldı. Kartal, Göztepe maçlarını puansız kapattı. Tarsus, Aydın ve İnegöl deplasmanlarından 3 puanı getirdi Gümüşhane. Cihan kaçtı, Hasan çıktı, aldı.
Taner. Taner'den Yılmaz. Taner. Selim ve Çağrı var. Offside. Offside'e düşen isim İzzet oluyor Gümüşhane Spor'da. En direkt vuruş Giresunspor'un. Liderlik koltuğunda Hatay Spor oturuyor. Hatay Spor kendi evinde Göztepe ile oynuyor. Ve sıkıntı var Atatürk Stadyumunda. Ne konuda derseniz sevgili izleyenler, her hafta yaşadığımız konuda internet. Yardımcı hakem bayrağını çekti. El işaretini gösterdi. Hasan Güler yüz. Giresunspor'da atış kullanmak üzere Cihan yine topun başına geliyor. Selim ve Özgür. Onlar da ileri çıktılar. Ceza sahası içinde yerlerini aldı. Giresunspor'da Selim, Özgür, Ergün var. Orta yapıldı. Fırat'ın ters kafa vuruşu kalenin üzerinden dışarı çıkıyor. Bu kez serbest vuruş kornere döndü. Korner kullanacak Giresunspor. Yine Cihan'la. Cihan. Çağrı. Kaleci. Kaleci Hasan Yaranlı. Samettin. Cihan orada pozisyona girmedi. Girmiş olsaydı yardımcı hakem bayrağını kaldıracaktı. Akıllı bir hareket yaptı. Hasan Yaranlı. Selim. Ali. Ali'den Gökhan. İzzet. Hasan aldı. Hasan Güler yüz. Ergün. Orada Cihan'la buluşturmak istedi Eşref topu. Ozan aldı. Eşref'e verdi. Çağrı. Çağrı ve Ali. İki oyuncu birden geldi. Beşi yuvarlak Çağrı'da. Taner. Taner'den Bilal. Bilal'i bıraktı. Özgür. Samettin. Cihan aldı. Dağlı bir pas. Gökhan Karali. Yerde kalan oyuncu. Faul yapan orada Eşref oluyor. Sevgili Serbest Fırat. Serbest kullanacak. İstersen, istersen hemen sonuçları vereyim. İlginç sonuçlar var bu arada. Buyurun. Malatya kendi evinde Kırklar önünde 1-0 yenik. 1-0 geride. Hatay 0, Göztepe 1 devam ediyor. Sarıyer 1-0 önde, Tarsus önünde. Dardanel 0, Turgutlu 1. İnegöl 2, Gazi Osman Paşa 0, Kartal 3, Tokat 2. Çankırı 0, Aydın 1923 1. Tabii burada bir internet problemi var. O problemden dolayı şimdi yazdık, aldık. Sonuçlar değişebilir. Değiştikçe ben yine vermeye devam edeceğim ama işin en ilginç tarafını söyleyeyim sana. Hem Malatya kendi evinde mağlup, hem lider Hatay 1-0 geride oynuyor. Kartal da 2-1'den şu anda maçı çevirmiş durumda. Evet. Samettin. Ama Giresunspor'u ve Gümüşhane'yi ilgilendiren takımlar Yeni Malatya, Pendik, Göztepe, Hatay ve İnegöl oluyor burada. Evet, evet. Hasan. Hasan Ergün'le topu buluşturmak istedi. Defans araya girdi. Geldi, hatasını da telafi etti. Berkan oyuna dahil olacak Giresunspor'da. Emre kenara gelen isim. Dakika 65 sevgili izleyenler. Mehmet Birinci Emre'yi kenara aldı. Artık onun yerine Berkan var. Bakalım Berkan neler yapacak kalan dakikalar içinde. Selçuk.
Hasan. Çağrı bıraktı. Ali. Gökhan. Gökhan'dan İskender. Bilal. Şimdi Taner. Karşılayan orada Özgür. Bilal. Yılmaz. Bomboş kaldı orada. Cılız bir vuruş. Offside. Offside. Hendrik vuruş. Giresunspor'un. Gümüşhane Spor teknik heyeti de aralarında konuşmalar yapıyor. Bakalım nasıl hamleler gerçekleştirecekler. Mehmet Birinci az önce Berkan'ı oyuna dahil etti. İlk oyuncu değişikliği oldu Giresunspor adına. Çağrı. Çağrı bıraktı Özgür. Serbest vuruşu Giresunspor adına kullanacak isim Özgür. Evet, burada tabii internet problemi olunca izleyiciler bu sefer bize maçların sonuçlarını göndermeye başladılar. Göztepe 2 oldu bu arada. Göztepe Spor 2-0 önde sevgili izleyenler Hatay evet. deplasmanında. Sayın Kuş gerçekten de işler karışacak gibi. Evet, evet kesinlikle. Yani 5-6 takım şampiyonluk havasına girecek burada. Göztepe, Pendik, Giresunspor. Gerçi yeni Malatya mağlup diyorsunuz. 40'lar 1 Malatya 0. Yani Malatya kendi evinde mağlup. Lider Hatay kendi evinde 2-0 mağlup. Enteresan işler oluyor. Puan farkı da böylece azalacak sevgili izleyenler. Kaleci Eray. Tabii daha çok erken. Yani iki takım da burada gol bulabilir. Hem Gümüşhane hem Giresun. Ortada bir maç. Hep birlikte seyrediyoruz. Çağrı. Berkan. Berkan. İskender kafayı vurdu. Çağrı. Çağrı'dan Cihan, Ergün, Fırat, Gökhan, Hasan geldi, topu taça gönderdi. Ozan yerde sert bir hareket. Gökhan'dan. Bir oyuncu değişikliği daha olacak. Adlan koşarak geliyor. Adlan evet. oyuna dahil olacak Giresunspor'da. Ozan hemen önünde yerdeydi. Ozan'a bir baktı. Acaba Ozan'ı mı alacak diyorum. Artık son 20 dakika orta alanı güçlendirecek Mehmet Birinci. Samet oyuna girecek Gümüşhane Spor'da. Samet Taş. Hasan. Ve oyuncu değişikliği. Yılmaz dışarı gelen isim Gümüşhane Spor'da konuk ekipte onun yerine oyuna dahil olan Samet Taş. Çok koşan, çok çalışkan bir oyuncuydu. Gümüşhane Teknik Spor kötü oynamıyor Gümüşhane. İyi top oynuyor. Ama istedikleri pozisyonu, istedikleri golü bulamadılar. Fırat. Kaleci Eray'a kadar giden bir top oldu. Ve son 20 dakika sevgili izleyenler. Giresunspor 1, Gümüşhane Spor 0. Karşılaşma böyle devam ediyor. Eray Çalışkan. Berkan. Ergün. Ozan. Ozan müdahalemi topa yaptım diyor ama karşılaşmanın hakemi Bora Budak düdüğünü çaldı. Hasan Yaranlı kullanacak.
Hasan. Selim. Ali. Bilal. Bu arada Ozan Tekin. İzzet. Hızlı bir top. O da çok sinirlendi. Ozan bu arada yoruldu. Bakalım o mu değişecek diyorum. Bayağı bir yoruldu Ozan orta alanda. Mehmet Birinci hakeme işaret ediyor. Değişiklik evet. var diye. Eşref'i alıyor. Eşref'i alıyor ama Ozan da. Eşref'i aldı. Onun yerine Adlan oyunda. Son 18 dakikada Adlan Giresunspor'da bakalım neler yapacak takımı adına. Eşref kenarda 70 dakika boyunca çalışan bir isimdi, çalışkan bir isimdi Eşref. Ergün. Selçuk. Kaleci Hasan. Adlan.